Times of Türkiye bundan 7-8 ay önce kurulmuş olan bir sosyal medya platformu. Siz genç arkadaşlara hitap etmeye çalışan sanat, kültür, edebiyat, tarih, iç politika, dış politika gibi konularda sosyal medya platformları üzerinden yayın yapan bir platform. Amacımız Türkiye'yi, Türkiye'nin perspektifini ve birikimlerini siz genç arkadaşlarla paylaşabilmek. Tabii bunu ne kadar etkileşim haline yapabilirsek o kadar anlamlı olur diye düşündük. O nedenle çok farklı üniversitelerimizde benzer programlar yapıyoruz. Eğer onlardan talep gelirse hay hay başımızın üzerine. Ama bakın bugün Türkiye hangi televizyon kanalını açarsanız açın, hangi medya platformuna bakarsanız bakın dış politika konuşuyor. Dış politika konuşurken elbette bir takım niteliklerimizin olması lazım dış dünyayı takip edebilmek için. Onlardan birincisinin yabancı dil olduğunu burada tekrar ifade etmek isterim. Yani İçinizde mimarlıktan siyaset bilimine, siyaset biliminden kamu yönetimine, belki sağlık alanında pek çok alanlarda çalışan arkadaşlar olabilir. Ama bugün bir yabancı dil mutlaka zorunlu olarak hepimiz öğrenmeliyiz. Bir tane yetmez aslında da minimum bir tane öğrenmeliyiz diye düşünüyorum. Bunun imkanlarının olduğu da kanaatindeyim. Çünkü Türkiye ye bulunduğu yer itibarıyla değerli arkadaşlar, dünyayı iyi tanımak zorunda. Yani Ukrayna'daki savaş bizi dolaylı değil, doğrudan ilgilendiriyor bugün. Suriye'deki iç savaş malumunuz olduğu üzere hem güvenlik açısından hem de göç açısından Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor. Hadi bu yakın coğrafyayı bir tarafa bıraktık. Libya'daki savaş, Doğu Akdeniz'deki mücadeleler, Azerbaycan'daki işte savaş. Bütün bunlar Türkiye'nin ee, ...geleceğini, bugününü ve geleceğini doğrudan etkileyen olaylar. Yani biz önümüzdeki 10 yıllarda da... ...iç politika konuştuğumuzdan daha fazla dış politika konuşacağız. Bunun bir takım nedenleri var. Hocalarım kısmen söylediler. Türkiye'nin yükselen profili... ...bu nedenlerden bir tanesi. Hem ince gücüyle hem de sert gücüyle. Yani bir taraftan savunma sanayinde... ...Türkiye çok önemli bir noktaya geliyor. Ve bugün bütün batı medyasına bakın arkadaşlar denge değiştiren ülke diye Türkiye'den bahsediliyor. Yani Ukrayna'ya sağlanan bir takım işte savunma yardımları oradaki savaşın çehresini değiştirdi. Azerbaycan'da benzer şekilde Türkiye'nin müdahalesiyle 20 yıllık, 30 yıllık işgal 40 gün içerisinde sonlandırıldı. Libya'da eğer Türkiye'nin müdahalesi olmasaydı çoktan Libya hükümeti düşmüş olacaktı ve bambaşka bir yere doğru Doğu Akdeniz gitmiş olacaktı. Yani Türkiye o nedenle aslında pek çok dış politika meselesinin tam ortasında ve göbeğinde. istese de istemese de. Biz de bu ülkenin vatandaşları olarak bu meseleleri hep beraber takip etmek zorundayız. Birincisi bu. Yani yükselen bir güç olarak Türkiye varlığını sürdürüyor. İnce güç olarak zaten çok daha fazla yerdeyiz aslında. Belki farkındasınızdır, belki değilsinizdir. En son gelişmelerden başlayarak bunu özetlemeye çalışalım. Bugün Türkiye'de üretilen, çekilen diziler Küresel olarak bütün dünyada seyrediliyor. Sadece İslam coğrafyasında değil ya da Türk coğrafyasında değil, onun da dışında her yerde Türkiye'nin bir etki alanı oluşmaya başladı. Bir başka önemli konu, bu hem Orta Doğu ve Kuzey Afrika açısından hem de Türkiye'nin genel dış politika görünüm açısından son derece önemli, insani yardımlar. Gerek TİKA üzerinden gerekse farklı kurumlar ve e, sivil toplum kuruluşları üzerinden dünyada en fazla insani yardım yapan ülkeyiz. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en büyük ekonomisi değil. 17. 16. ekonomi olarak işte e, raporlarda geçiyor Türkiye. Fakat insani yardım konusunda bir numarayız. Yani en fazla yardım yapan ülkeyiz. Bunun arkadaşlar Türkiye'nin imajıyla ilgili, Türkiye'ye bakışla ilgili son derece önemli etkileri var. Yani Türkiye'den beklentiler, Türkiye'ye yüklenen anlamlar bütün dünyada oldukça önemli. Bunun farkında olarak... Eğitimimizi sürdürmeliyiz, kendimizi yetiştirmeliyiz, mesleklerimizi icra etmeliyiz. Yani Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde kalan bir vizyonu artık hepimiz aşmalıyız diye düşünüyorum. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi şu: Orta Doğu ve aslında Kuzey Afrika'ya da buradan girmek istiyorum. Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra koca bir imparatorluktu. 600 yıllık bir imparatorluktu. Osmanlı İmparatorluğu'nun zirvede olduğu döneme ilişkin haritayı hepinizin duvarlarınızı asmanızı öneririm. O zaman anlayabiliriz Türkiye'nin bugünkü dış politika vizyonu neden Anadolu topraklarının çok daha ötesini aşmak zorunda. Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmadan önce veya benzer dönemde Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra tam 30 tane farklı ulus devlet kuruluyor arkadaşlar. Yani bu şu demek. Anadolu ve Osmanlı İmparatorluğu 30 tane devlet doğurmuş. Burası ana bir devlet, ana bir ülke. Pek çok açıdan. Tecrübesi açısından, siyaset açısından, ekonomi açısından ve bulunduğu Doğu, Batı, Kuzey, Güney ekseni açısından. Ve tabii ki bunların büyük bir çoğunluğu Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da kuruldu bu bahsettiğimiz ülkelerin. Ama Türkiye'nin modernleşme tarihine baktığımızda, dış politika tercihlerine baktığımızda, genellikle batı eğilimli olduğunu görüyoruz. Türkiye NATO'ya üye oluyor. Elbette o günün şartlarında olması gereken, bugün de bugün NATO'nun genişlemesi ve Türkiye'nin buradaki kritik rolü tartışılıyor. Türkiye evet demeden acaba İsveç ve Finlandiya girebilir mi? Böyle bir şey söz konusu değil. Mümkün değil. Dolayısıyla burada gördüğümüz şey şu, demek ki Türkiye'nin aslında etki alanları bakış açısı, vizyonu kendi sınırlarının çok daha ötesinde. Ama işte Avrupa Konseyi'ne üye oluyor Türkiye. Dikkat ederseniz hep Avrupa. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na üye oluyor. Bütün bunlar Türkiye'de özellikle e, ilk dönemlerde dış politika tercihleri açısında da Batı yanında, Avrupa yanında yer almayı tercih ediyor ve gerektiriyor Türkiye için. Türkiye'nin aydınları, entelektüelleri, eğitim sistemi Türkiye'yi hep Batı'ya doğru, Avrupa'ya doğru yönlendiriyor. Bunda bir problem var mı? Aslında dengeli bir e, yapılanma olsa büyük bir problem olmadığını söyleyebiliriz. Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyor. Bunda da bir problem yok. Çünkü o üyeliklerin bahsettiğimiz yerde bulunmanın Türkiye'ye çok ciddi stratejik avantajlar var. Güvenlik ve ekonomik konularda avantajlar var. Avrupa Birliği'ne giriş çabalarında Türkiye'deki demokratikleşme hukukun üstünlüğünün kurumsallaşmasında çok önemli e, avantajlar oldu bütün bunların. Ama Türkiye Orta ihmal etti büyük oranda. Kuzey Afrika'yı ihmal etti. Orada İngilizler, İtalyanlar, Fransızlar, Amerika Birleşik Devletleri bütün bu aktörler çok etkin bir şekilde orada bulunurken Türkiye Batı yönelimli bir dış politika tercih ettiği için uzun yıllar buraları ihmal etmişti. Ama bu Türkiye bir uyanış yaşadı. Bunu ifade etmekte yarar görüyorum. Yani bir taraftan Batı ile ilişkilerini çok e kapsamlı ve yapıcı bir şekilde sürdürürken aynı şekilde Doğu ile, doğuyla, Afrika ile, Kuzey Afrika'yla tekrar ilişkilerini gündeme getirdi, masaya yatırdı. Ve 2010'lu yıllara gelindiğinde Türkiye'nin bu bölgelerle olan ilişkileri son derece olumlu bir yolda, yönde seyrediyordu. Mesela Ürdün'le, Suriye'yle, Libya'yla, e, Lübnan'la, Irak'la bazı ülkelerle Türkiye arasında vizeler kalkmıştı arkadaşlar. Bu bahsettiğimiz ülkelerde insanlar Türkiye'ye rahatça gelebiliyordu, Türkiye'den de isteyenler oraya gidebiliyordu. Bunun ikinci aşaması şuydu o dönemlerde. Eğer benzer şekilde dünya siyaseti ve bölge siyaseti devam etmiş olsaydı, ikinci aşamada pasaportlar kaldırılacak, kimlikleriyle insanlar gidip geleceklerdi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti e vatandaşı resimli kimliğiyle Ukrayna'ya gidip gelebiliyor, benzer bir şey olacaktı yani. Ukrayna ile Türkiye arasında vizeler kaldırıldı, pasaportlar kaldırıldı ilişkilerin iyi olmasından dolayı. Ama 2010 yılında bir şey oldu. Arap devrimleri oldu. Arap devrimleri Türkiye'nin Orta Doğu'yla ilişkilerini çok ciddi bir şekilde sarstı. Neden sarstı? Arap devrimleri Türkiye'nin başlattığı sosyal ve siyasal hareketler değil değerli arkadaşlar. Oradaki toplumsal yapının, oradaki siyasal yapının, oradaki taleplerin ortaya çıkardığı e, yapı, devrim hareketleriydi bunlar. Yıllardır tek adam rejimleri var, yıllardır işte siyasal temsil yok. Yoksulluk, diz boyu, sosyal adalet ve sosyal refahtan pay alamayan insanların sayıları çok fazla. Günde bir doların aşağısında hayatını devam ettirmeye için çalışan milyonlarca insanın olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. İnsanlar isyan ettiler. Biz sosyal refahtan pay almak istiyoruz. Ülkemizde seçimde iktidarların gelip gitmesini istiyoruz. Bakın burada Türkiye ilkesel bir tavır aldı. Türkiye dedi ki toplumsal talepler kabul edilmelidir. Madem Türkiye'de biz demokratikleşme diyoruz, insan hakları diyoruz, hukukun üstünlüğü diyoruz. O zaman bu taleplerin başka yerlerde de olması durumunda ilkesel olarak bunları desteklemeliyiz. Tekrar altını çiziyorum. Türkiye Arap devrimlerini başlatmadı çünkü bunu başlatmaya gücü de yoktu zaten. Kapasitesi de yok. İlişkilerin iyi olması başka ülkelerdeki kitleleri harekete geçirmek için yeterli bir kaynak değil, güç değil. Ama burada bir kırılma noktasını gördük. Yani Arap Ülkelerindeki rejimlerin birkaç tanesi değiştikten sonra ve Türkiye'nin bu desteği e, ilan edilince Türkiye ile Arap ülkeleri arasında özellikle Kürfe, körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler ciddi bir şekilde dağıldı. İlişkilerin iyi olduğu dönemlerde aynen şunu söylediler. Acaba Türkiye ekseni mi değiştiriyor? Yani batıdan acaba ayrılıp doğuya mı gidiyor? Hayır elbette öyle bir şey söz konusu değil. Yani Türk dış politikası dengeleyici bir tercihte bulunmuştu. Bir taraftan Batı ile ilişkileri iyi sürdürürken diğer taraftan da Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile ilişkileri iyi sürdürmeyi çabalıyordu ve bu nedenle de zaten hem bu bahsettiğimiz yerlerdeki büyükelçilikler ve temsilciliklerin sayısı artırıldı hem de bunun ötesinde Afrika'da ve Latin Amerika'da da hem Latin Amerika yılları ilan edildi hem Afrika yılları ilan edildi ve buralarda da Türkiye varlığını ve görünürlüğünü çok ciddi bir şekilde artırdı. Ama Arap devrimleriyle başlayan süreçte Yaklaşık bir 10 yıl Türkiye, Orta Doğu ile ilişkilerinde ciddi sıkıntılar yaşadı. Tabii en büyük sıkıntıyı da Suriye ile yaşadık. Yani yakın komşumuz olması hasebiyle orada başlayan iç çatışmalar gittikçe arttı. Uluslararası aktörlerin oraya dahil olması ve 2014 yılında özellikle Rusya'nın rejim yanında oyuna girmesi bütün dengeleri değiştirdi. Ve bugün geldiğimiz noktada şunu gördük. Bu son cümlem bu olsun bunun Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile ilgili olarak özellikle. Türkiye Kuzey Afrika ile ilgi, ilişkilerini büyük oranda iyi yürüttü. Mısır'la bugün bir işte tekrar barışma sürecine girildi. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'la, İsrail'le aynı şekilde ama bir 10 yıllık bir kayıptan sonra bunu yapmaya başladık. Çünkü bu bölgedeki şartlar da değişmeye başladı arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz 2017 yılında Katar izole edilmişti. Bu izolasyon ortadan kaldırıldı ve Türkiye Katar'ı tercih ettiği için bazı körfez ülkeleri, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından büyük oranda veto ediliyordu pek çok yerde. Bu ortadan kalktı. İkincisi Biden iktidara geldikten sonra bölgeden Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisinin azalacağını çekileceğini kısmen tümüyle değil ilan etti. Bu da yine e, Arap dünyasında tekrar yeni bir arayışa neden oldu. Hem savunma sanayi hem e, ekonomik işbirlikleri ve bölgesel istikrar konusunda, İran'ı dengeleme konusunda tekrar Türkiye ile bir işbirliği alanı açıldı. Şu anda geldiğimiz nokta aslında e, tam olmamakla beraber 2010 öncesine doğru bir giriş var. Bu Türkiye için memnuniyet verici bir tabii ki gelişme. Sadece Türkiye için değil bahsettiğimiz coğrafyalar için de memnuniyet verici bir gelişme. Çünkü Türkiye'nin artık ciddi bir istikrar unsuru olduğunu görebiliyoruz. Hem ince güçleriyle bahsettiğimiz... İşte bir taraftan kültürel ürünlerimiz, bir taraftan Yunus Emre, bir taraftan TİKA, insani yardımlar. Diğer taraftan gerçekten de Türkiye'nin savunma sanayindeki artık sert gücü. Burada Joseph Nye'den bahsetti hocamız. Onun kullandığı kavramlar bunlar. Sert güç, ince güç. Bir de bunların ikisini ortak kullanırsanız akıllı güç diye bir kavramdan bahsediyor. Ya da zeki güç. Türkiye şu anda bütün bu aslında kapasitelerini böyle bir akıllı güç olarak, zeki güç olarak sahada uygulamaya başladı. Her tarafta bir denge unsuru olmaya başladı ve Türkiye siz hakikaten bu bölgelerde bölgesel ve küresel aktörlerin ilerlemesi, mesafe kat etmesi de mümkün görünüyor. Bunun en iyi örneği Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin müdahalesiyle pek çok şeyin değişmiş olması, Azerbaycan'da dengeleri değiştirmesi, Ukrayna'da eğer bugün Ukrayna savunma sanayi Türkiye'nin yardım olmasaydı bu kadar dayanabilir miydi? Bunu herkes şu anda ciddi bir şekilde soruyor. Ama dış politika çok değişkenli arkadaşlar. İç politika gibi değil. Dış politikada siz varsınız ama sizin kadar başka ülkelerde, başka güçler de var sizin karşınızda olan. O nedenle çok çetrefilli bir alan. Hepimiz bu alanı yakından takip etmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü dış politikadaki her mesele Türkiye'yi doğrudan doğruya hem ekonomik açıdan hem güvenlik açısından hem de bizim kendi iç istikrarımız açısından doğrudan etkiliyor. Ben bu vesileyle tekrar sayın rektörümüze, hocalarımıza, siz değerli genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizi burada ağırladığınız için hepinize saygılar sunuyorum.